Günaydın, mutlu sabahlar sayın seyirciler. Haftanın son iş günündeyiz. Kritik bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle siyasetin ekonomiye etkisi açısından geçtiğimiz hafta pazar günü yapılan seçim, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tabii bu haftada piyasaların gözü siyasette olmaya devam etti. Önümüzdeki dönemde de tabii ki yakından takip edeceğiz. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi dediğimiz zaman yine iş dünyasına sormaya devam ediyoruz. Özellikle az sonra da işleyeceğimiz konu başlıkları arasında yer alıyor. Acaba yatırımlar noktasında verilen mesajlar veya yatırımcılar tarafından alınan mesajlar nasıl, bu konu başlıklarıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Hem portföy anlamında, yani finansal piyasalar açısından, hem de tabii ki doğrudan yatırımlar anlamında, Türkiye'nin geleceğine yatırımlar anlamında acaba bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor sorusunun cevabını aramaya devam edeceğiz. Zaten Türkiye'ye hali hazırda yatırımların olduğunu görüyoruz ama bundan sonra da acaba bu yatırımlar konusunda yeni adımlar atılacak mı? Yine az sonra işleyeceğimiz başlıklar arasında bunlar yer alacak. Çünkü bilindiği gibi geçtiğimiz dönemde seçim takvimi oldukça yoğundu. Önümüzdeki dönemde de yine tabii ki 2015'te Haziran'da bir 10 ay sonra bir seçim var. Ama sonrasında Türkiye'nin takvimine baktığımızda 4 yıl boyunca herhangi bir seçim gündemi olmayacak. Ve acaba yatırımlar noktasında, doğrudan yatırımlar anlamında nasıl bir tablo olacak, bunu soruyoruz, sormaya devam ediyoruz. Tüm bu başlıkları konuşacağız. Sokar Türkiye Başkanı Sayın Kenan Yavuz bizlerle bu sabah ekonomi gündeminde. Ama tabii ki bu konu başlığından bahsetmişken enerji demeden olmuyor. Çünkü malum özellikle enerji konusunda atılan adımlar, hükümetin attığı adımlar veya enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yapılması gerekenler noktasındaki teşvikler, düzenlemeler, bunlar yakından takip ediliyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz ama bu arada Türkiye'ye yatırımlar demişken çok önemli milyar milyar dolarlık projeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bunları da, bu başlıkları da az sonra Sayın Yavuz'la konuşacağız. Ve bugünün takvimine baktığımızda iki önemli veri açıklanacak. İşsizlik verisi saat 10'da TÜİK tarafından açıklanacak. İşsizlikte gerileme devam edecek mi sorusunun cevabını arayacağız. Çünkü son açıklanan rakama bakıldığında Nisan ayında işsizlik %9 olarak açıklanmıştı. Gerileme devam etmişti. Acaba %9 seviyelerinde veya bu seviyenin altında bir rakam görür müyüz? Bunu saat 10 itibariyle öğreneceğiz. TÜİK tarafından açıklanacak ve bir de bütçe rakamı açıklanacak. Bütçede de dengeler açısından, bütçe açığının azalması noktasında da yine veriler bize ne gösterecek? Bunu yakından takip ediyor olacağız. Hemen piyasalara kısaca göz atalım. Borsa İstanbul'a bakıldığında dünü hatırlatalım. Çünkü dün bir önceki günün kapanış seviyelerinde aşağı yukarı kapanış gerçekleşmişti. 77.569, yani 77.500'ün üzerinde tutulma çabalarının Borsa İstanbul'da devam ettiğini gördük. Dolara bakıldığında 2.15.18. Son 3 gündür çok ciddi bir oynama yok. Özellikle dolarda, bankalarası piyasada. Euro ise 2.87.64 düzeyinde. Özellikle yine pariteye bakıldığında, euro dolar paritesi anlamında son zamanlarda hatırlayacaksınız dolar lehine hareketlerin ön planda olduğunu belirtmiştik. Yine durum çok farklı değil. 1.33.67 seviyesinde yine son birkaç gündür bu cephedeki hareketler bu anlamda devam ediyor. Yine altın fiyatlarına baktığımızda altın onzunda hafta başında bir miktar yükseliş görmüştük. 1.313 dolar seviyesinde ve gram altına bakıldığında 90 lira 83 kuruş seviyesinde olduğunu, Cumhuriyet altının da 612 lira olduğunu da hatırlatalım. Yine petrol fiyatlarına bakacak olursak son günlerde yine petrol cephesinde de çok ciddi bir değişiklik olmadığını, aşağı yukarı spot piyasada 104 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatmıştık. Faizlere de bakalım, %9.25, yani bir miktar geri çekilme hareketinin olduğunu da hatırlatalım. Ve konu başlıklarımızı çok da uzatmadan Sayın Kenan Yavuz'a, Sokar Türkiye Başkanı Sayın Kenan Yavuz'a dönelim. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk efendim, günaydın. Şimdi bundan 6 ay önce, 7 ay önce de yaklaşık sizinle konuşmuştuk, yine projeleri konuşmuştuk. Ama Türkiye'nin dinamiklerine baktığımızda bir 6-7 ayda birçok şey değişiyor. Yatırımlar hızlanıyor, özellikle siyasi istikrar anlamında atılan adımlardan bahsediyoruz. Bu kez de konuşacağımız kuşkusuz siyasi anlamdaki gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi. Son zamanlarda iş dünyasına hep soruyoruz, acaba yatırımlar noktasında ne anlama geliyor siyasi cephede yaşananlar diye. Nasıl görüyorsunuz Cumhurbaşkanlığı sonucu ve bundan sonraki süreç açısından? Çok teşekkür ederim Yunus Hanım. Yani iş dünyası için en önemli şey geleceği okuyabilmektir. Geleceğe yönelik planlama yapabilmektir. Ve siyasi istikrardır.
özellikle bunun ekonomik göstergeler açısından son derece de büyük önemi var. Faizler ne olacak? Döviz ne olacak? Borçlanacaksınız, gelecekteki pozisyonunuz ne olacak? İç pazarın durumu ne olacak? İhracat ne olacak? Yatırımınızı geri alabilecek misiniz? Yatırım maliyetleriniz ne olacak? Bütün bunların bir arada değerlendirdiğinizde sizi rahatlatacak en önemli unsur geleceğe yönelik olarak planlama yapabilme kabiliyetinin ortaya çıkmasıdır. Tabii 90'lı yılları gençlerimiz çok fazla bilmezler. O yıllarda yaşanan türbülanslarda Türkiye bir gün sonrası dahi göremezdi. Yani evet. Gecelik faizlerin %7000'ler olduğu, bütün şirketlerin karlarının neredeyse faiz gibi faaliyet dışı gelirlerden olduğu, krizde yatıp krizde kalktığımız, bir demeçle borsanın aşağıya inip faizin fırladığı dönemleri yaşadık. Ve o dönemlerde maalesef tabii yatırım yapmak, ileriye okumak mümkün değildi. Kredi bulmak, krediye dayalı yatırım yapmak mümkün değildi. Dolayısıyla Türkiye geçtiğimiz 12 yılda 2001 krizinin ve 1990 yılına başlayıp 2002'de biten bu olağanüstü yağma döneminin yaralarını, berelerini bu 12 yılda sardı. Bunun üzerine de bir altyapı devrimi gerçekleştirdi. Bu altyapı devriminin üzerine artık 2023'e kadar uzanacak dönemde de bir üretim devrimini gerçekleştirmemiz ve bunu 2023'teki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamız lazım. Bunun için en önemli, bizim için en önemli vazgeçilmez unsur da 2023'e kadar olacak dönem için siyasi istikrarın tanımlanmasıydı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri de 2024'e kadar, hatta 2023 hedeflerini içine alacak şekilde Türkiye'nin siyasi haritası ortaya çıktı. Bu da iş dünyası açısından son derece de pozitif ve rahatlatıcı bir gelişme. Şimdi iş dünyası memnun sonucunu alıyoruz buradan son zamanlarda sıklıkla sorduğumuzda. Ama tabii ki o zaman şu soru hemen akla geliyor. Son zamanlarda yine sıklıkla soruyoruz. İş dünyası asıl taşın altında eli olan kesim. Yani en ufak bir pürüz bile işte siparişlerin iptal edilmesine neden olabiliyor, işte ihracatın azalmasına neden olabiliyor. Bu siyasi gelişmelerin de tabii ki etkisiyle dış kaynaklı gelişmeler zaten elimizde olmayanlar. Dolayısıyla bundan sonra iş dünyasına iş düşüyor, görev düşüyor diyerek aslında yapılacakları da bir anlamda soruyoruz. Deniyor ki yeni Türkiye'de büyüme modelinin de buna göre şekillenmesi gerekiyor. Yani biraz daha üretime yönelik. Zaten son zamanlarda katma değerli ürün noktasında, katma değeri yüksek olan ürünler noktasında adımlar atılıyor ama bunun devamı ve de artarak devamı isteniyor. Ne beklenebilir bu anlamda? Enerji için de soruyorum tabii ki ama büyüme modelinin, üretimin daha da artması anlamında. Evet, yani biraz önceki vurgulamaya çalıştığım konuların bir tanesi buydu, en önemli noktası. Türkiye altyapı devrimini gerçekleştirdi. Siyasi istikrar var. Artık faiz ve döviz kontrol altında. Enflasyon kontrol altında. Dolayısıyla artık büyük yatırımları, üreten bir ekonomiye, rekabet gücü olan bir ekonomiye ve yüksek katma değerli ürünler üretebilen bir ekonomiye geçişimiz için gerekli olan bütün verileri, olması gerekenleri sağlamış durumdayız. Şimdi bunun üzerine bu üretim devrimini, üretimi nasıl koyacağız? Yeni yönetim modelimizi de bu böyle bir yapıyla oluşturmak zorundayız. Aslında bu 2011 yılında başlayan bir süreçti. O tarihte biliyorsunuz Türkiye stratejik yatırımlar başlığı altında büyük yatırımları teşvik eden ve daha önce yatırım dönemini değil, yatırım sonrası dönemini teşvik eden mantıkla hazırlanmış olan teşvik metodolojisini değiştirerek yatırım dönemini öncelleyen bir yaklaşımı başlatmıştı. Bu yaklaşım son zamanlarda izliyoruz. Sayın Başbakan Yardımcımız Ali Babacan'ın da demeçlerinde çok sık vurgulanıyor. Kaliteli büyüme, rekabet gücü ve refahımızı sürdürülebilir bir refah için daha fazla üretmek ve daha fazla çalışmak gibi vurguların giderek daha fazla ön aldığını görüyoruz. Şimdi geçmişte söylediğim gibi 2001 öncesine yaralarını sarmanın
paradigmaları ve göstergeleri farklıydı. Altyapımız yoktu. Limanımız yoktu, havaalanımız yoktu, yolumuz yoktu, trenimiz yoktu, hiçbirisi yoktu. Dolayısıyla bu yoklar üzerinde bir üretim devrimini, bir üretim rekabetçi bir ekonomiyi kurmak mümkün değildi. Ama artık bunlar bu dönemde gerçekleşti. Hakikaten büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Şimdi bu dönüşümü üretimle taşlandırmamız lazım. Türkiye 90 milyona giden bir ekonomi. Nüfusu ile dünyanın en büyük ilk 10 belki nüfusundan büyük ekonomisinden birisi olacak. Bizim rekabet gücünü, yani ekonomimize rekabet gücü ve üretkenlik kazandırmamız lazım. İstihdamı ve ihracatı öncelleyen ve yüksek katma değeri öncelleyen projelere doğru yönelmemiz lazım. Çünkü önümüzdeki dönemlerde dünya enerji haritasına baktığımızda enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkeler açısından çok büyük riskler var. Yani petrolünüz ve doğalgazınız yok ise, bu iki ham maddeyi de ithal etmek zorundaysanız, hem bu ithalatın faturasını ödeyeceksiniz, hem de üretim teknolojilerinizi öyle geliştirecek ve rekabet gücü kazanacaksınız ki, düşük maliyetli yapıyla rekabet edebileceksiniz. Dışarıya ihracat kompozisyonumuza baktığımızda bizim rakiplerimiz daha ziyade düşük katma değerli ürünler üreten Çin gibi, Hindistan gibi, efendim Orta Doğu ülkeleri gibi ülkeler, yani Rusya gibi. Biz yüksek katma değerli ürün üretemiyoruz. Onlar daha çok emek yoğun ve enerji maliyetlerinin kontrol altında olduğu yapılarda üretiliyor. Şimdi hem Batı teknolojilerine, Amerika, Japonya, Almanya gibi ekonomilere doğru rekabet gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Hem de düşük maliyeti yapıyla rekabet etmemiz gerekiyor. Bütün bunları bir arada paçaladığımız zaman daha çok çalışan, daha çok üreten ama üretimin önünü açan ve ithalata karşı bu kadar zayıf bir bünyemizi güçlendirmemiz lazım. Yani ithalat prosedürlerinin, proseslerinin bu kadar kolaylık olduğu bir başka ülke çok az dünyada. İthalat lobisinin yani ucuz getirelim, üstüne işçilik koyalım, satalım teorisini 1940 yılında kurgulanmış bir teoriydi bu. Biliyorsunuz o teori Türkiye'ye uçak fabrikası kapattırmıştı. Yani Amerika daha ucuza uçak satıyor, ne gerek var, pahalı üretiyoruz mantığının ithalat lobisi ve belli çevreler tarafından sürekli pompalandığını biliyoruz. Sonra da zaten gümrük birliği. Yani gümrük birliğinin saçmalığından kurtulmamız lazım. Yani gümrük birliğinin özellikle mütekabiliyetin üçüncü ülkelere karşı bizi bağlayan tek taraflı anlaşmalarından sıyrılmamız lazım. Benim önerim şu naçizane, biz gümrük birliğinden çıkalım ama Avrupa ile sıfır gümrük uygulamasına devam edelim. Yani Avrupa Birliği ülkelerle alışverişimizi yine sıfır gümrükle yapalım ama gümrük birliğinde olmayalım. Çünkü şimdi Amerika gidiyor, Avrupa gidiyor, Güney Kore ile serbest ticaret anlaşması imzalıyor. O anlaşma bizi bağlıyor. Evet. Şimdi Amerika ile anlaşma, biz masada yokuz. Masada olmadığınız anlaşmalar sizi bağlıyor. Böyle bir örnek yok. Artık bunu daha fazla tartışmamız lazım. Yani bu konuda Ekonomi Bakanımızın da önemli tespitleri var. Çok katılıyorum. Ekonomi bürokrasimizin de bu konuya daha çok eğilmesi lazım. Serbest ticaret anlaşmalarının zorunlulukla birçoğu imzalanıyor. Çünkü tek tarafı bizi bağlıyor. Yarın Avrupa Birliği Amerika ile serbest ticaret anlaşması imzalar ise kendi gerekliliklerine göre imzalıyorlar. Tabii. Siz dışarıdasınız ve sizi otomatikman bu anlaşmalar bağlayacak. Siz stratejik sektörlerinizi, sektörel gerçekliklerinizi, rekabet gücünüzü, hiçbirini konuşamadığınız, hiçbiriyle dikkate alamadığınız anlaşma sizi geliyor bağlıyor. Dolayısıyla bu gümrük birliği meselesinin önümüzdeki dönemde daha çok tartışılması ve inanıyorum ki de bu saçmalığın, bu 1994 yılında imzalanmış olan, hakikaten hiç düşünülmeden birçok faydası olmuştur. Türkiye ekonomisinin dışa açılmasında, rekabet gücü kazanılmasında, verimsizliğin ortadan kaldırılmasında çok büyük faydalı. Ama artık misyonunu tamamlamaya doğru gelmiştir. Bundan sonraki dönemde ya Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üye olmalıdır, buna tam taraftarım ben de, ya da Gümrük Birliği'nden acilen çıkmalıyız ama Avrupa ile sıfır gümrüğe devam etmeliyiz. Yani ikili bir anlaşma yapıp, ya sen bana sattığını ben de sana sattığımı sıfır gümrüğe devam, ama kusura bakmayın,
sizin yaptığınız anlaşmalar beni tek taraflı bağlıyor. Siz böyle bir şeye rıza gösterir misiniz? Hangi ülke buna rıza gösterir ki tek taraflı bir taahhüt altına giriyorsunuz ve kontrol edemiyorsunuz? Örneğin bugün ben İran'a bir ürettiğim ürünü satmak istediğimde İran bana %60 gümrük vergisi uyguluyor. Ama aynı ürün İran'dan buraya gelince 0 gümrük. Ya da %2, %3 gümrük. Bu kabul edilebilir, sürdürülebilir değil. Mütekabiliyeti de içine alan bir çözüm mutlaka üretilmeli. Evet, yani aslında bakıldığında 0 gümrük Avrupa Birliği ile devam edebilir. Çünkü bir anlamda da rekabet var. Yani bir taraftan rekabet şartları, bir taraftan da o dönemde özellikle 90'lı yıllarda dışa açılması Türkiye'nin anlamında ve tabii ki rekabetin karşılaştırmalı yapılması anlamında da önemliydi. Son zamanlarda en çok konuştuğumuz konular, yani Türkiye'nin yumuşak karnı nedir diye sorduğumuzda tabii ki birçok Avrupa ülkesine göre en azından son tabloya baktığımızda oldukça önemli makro dengeler, ama bazı dönemler veya bazı veriler açısından özellikle cari açığı konuştuğumuz zaman hep şunu söylüyoruz, işte enerji. Yani kime sorarsak soralım enerji konusu gündeme geliyor. Ama çok ciddi enerji yatırımları var. Başta da söyledik, çok ciddi anlaşmalar da yapıldı. Reel sektör tarihinin en büyük finansmanına da imza atıldı. En uzun vadeli proje finansmanına da imza atıldı. Birçok yenilik var. Bunların başında Star Rafinerisi geliyor. Nedir durum? Yani enerji anlamında yapılanlara ve bu anlamdaki teşviklere de bakıldığında ve son zamanlarda atılan adımlara bakıldığında son olarak son tabloyu bir sizden alalım rafineriyle. Şimdi etrafımıza baktığımızda, yani bölgemizde Türkiye bir istikrar adası olarak ortaya çıkıyor. Ve enerji kaynaklarıyla Rusya'dan başlayıp aşağıya Doğu Akdeniz'e kadar ulaşan çember içerisinde etrafımızdaki bütün yapının Türkiye üzerinden birçok bölümünün Türkiye üzerinden Avrupa ile buluşmasının, dünya ile buluşmasından başka bir alternatif olmadığı gözüküyor. Evet. Türkiye'de bu bölgedeki bütün projelere eşit mesafede istikrarlı ve ilkeli bir şekilde destek veriyor ve bu projeleri gerçekleştirmeye gayret ediyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geçmişteki en büyük hastalığı karar verememeydi. Yani koalisyonlar dönemi, yapılar dönemi, işte Cumhurbaşkanı, hükümet tartışmaları, bütün bunlarla biz yüzyılımızı kaybettik. Bu dönemde artık Cumhurbaşkanımızın halk tarafından direkt olarak seçilmesi Türkiye'nin önümüzdeki dönemi için en önemli gelişmedir ve dönüşümdür. Artık eski Türkiye'deki karar mekanizmalarının aynen devam edeceğini beklemek hayalcilik olur. Halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız var, icracı bir Cumhurbaşkanımız olacak. İcracı Cumhurbaşkanımız da karar mekanizmaların içinde Türkiye'nin vizyonuna, yönelimine, kararlarına direkt müdahalede bulunacak ve bu Türkiye'nin bence süreçlerini, karar süreçlerini, etkinliğini arttıracak bir gelişmedir. Bunu çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Diğer yandan Türkiye gerçekten son dönemde önemli enerji açılımları gerçekleştiriyor. Bunların başında da Güney Gaz Koridoru var. Yani Mayıs ayında Türkiye çok önemli bir adım attı ve Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez kendi sınırları dışında bir yatırımı, büyük bir yatırıma imza attı. Yani doğalgaz tüketicisi bir Türkiye, dünyanın en büyük doğalgaz tüketicilerinden bir tanesiyiz. 60 milyar metreküp'e giden yıllık doğalgaz tüketimimiz var. Bu da bugünkü değerle 20 milyar dolarlık bir fatura yapıyor. Şahdeniz'de biliyorsunuz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı eliyle ikinci büyük ortak oldu. BP'den sonra. Total'in hissesi 1,5 milyar dolar bedelle satın alınarak TPAO'ya aktarıldı. Diğer yandan TANAP'taki hisseyi %20'den %30'a çıkarttı Türkiye. Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikte geliştirdikleri bu Güney Gaz Koridoru TANAP projesi hem bölge için hem dünya için son derece önemli bir proje. Şu anda dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi. Yani enerjideki atılımlarımız, stratejik açılımlarımız kamuoyunda çok fazla takip edilemiyor. Yani siyasi gündem bunları hep bastırıyor. Çok önemli gelişmeler. Diğer yandan bizim bütün problemlerimiz, yani ekonomik olarak yaşadığımız bütün problemlerimiz, faiz ne olacak, döviz ne olacak, işte enflasyon ne olacak, işte Fitch şunu söyledi, öbürü bunu söyledi. Bütün bunlardan kurtulmanın son derecede de basit bir yolu var uyanışanın. Cari açığınızı
kapatacaksınız. Ya bu kadar basit. Bu cari açık denilen melanetten kurtulmamız lazım. Nedir? Üreteceğiz ya. Yani satın aldığımız kadar satacağız. Sattığımızda satın aldığımız birbirine eşit olacak. Hatta mümkünse fazla olacak. Almanya'nın cari fazlasını cari düşünebiliyor fazla, musunuz? Evet. Yani inanılmaz rakamlar. Yani üreteceğiz ya. Üretmek zor bir şey değil ki. Üretmenin yolu da bu ithalat lobisi denilen doymak bilmeyen, aç, 100 seneden beri Türkiye'yi sömüren bu yapının paradigmalarından, ileri sürdüğü teorilerden kurtulacağız ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi olacağız. Son derece kolay. Bakın bu cari açığın kapatılmasıyla ilgili yönelik olarak çok önemli açılımlar, söylediğim gibi stratejik teşvikler vesaire de yapılıyor hükümetimiz tarafından. Bir tanesi de bizim projemiz. Yani bizim sadece rafineri projemiz Türkiye'nin cari açığını yıllık 2,5 milyar dolar aşağı indirecek. 10 tane daha böyle proje olduğunda sizin cari açınız kalmıyor. Ne zamandan itibaren 2,5 milyar dolar? 2018'den itibaren. 2018'de tamamlanmış olacak değil mi? Petkim'in yaptığı her yatırım, evet, enerjide yapılan her yatırım, nükleer santraller. Bakın sadece nükleer santrallerin bitmesi Türkiye'nin cari açığı yıllık 5 milyar dolar aşağı indirecek. Yani neden hızlanmıyoruz? Çok daha hızlanmamız lazım. Oradaki yargının, sivil toplum örgütlerinin, evet, insanı ve çevreyi alabildiğine mümkün olduğu kadar gözeterek dikkat edilmesi gerekiyor ama bunu mecbur ve mahkumuz. Yani bu elektriği yakacağız. Doğalgazımız yok, petrolümüz yok. Yenilebilir enerji de alabildiğine yatırım yapsak da, sonuna kadar da değerlendirsek de bizim ancak %10 enerji talebimizi karşılayabilecek bir kaynak orası. Daha fazla yani yatırımlar aslında daha fazla mümkün değil. Yani mümkün değil yani. Mümkün başarmış bir ülke yok. %10'un üzerine çıkmış bir yenilenebilir enerji kaynağını interkonekte sistemlerine bağlamış başka bir ülke yok dünyada. Dolayısıyla İskandinav ülkelerini hariç tutuyorum. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönemde üreten bir ekonomiye, yani geçmişte kurgulanmış olan, 90'lı yıllarda kurgulanmış olan taşeron, efendime söyleyeyim, faizin, dövizin, borsanın üçgeninde kaybolmuş, sürekli kaynayan bir ekonomi değil, üreten, kendi ayaklarında duran, sattığı ve satın aldığı birbirine eşit, hatta mümkünse sattığı satın aldığından daha fazla olan bir ekonomiye doğru açılım yapmamız gerekiyor ve kök nedeni, bütün problemlerin kök nedenini, Fitch'in ne dediğini, efendime söyleyeyim, Amerika Merkez Bankası Başkanı basın toplantısı yapacak, ne diyecek? Acaba sıcak para dönemi bitti mi, bitmedi mi diye yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz. Niye? Çünkü evet, cari açığımız var. Evet. Cari açık bütün problemlerin kök nedenidir. Bunun da ilacı üretmektir. Biz de Türkiye ve Azerbaycan'ın, hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin siyasi iradelerinin açtığı yolda sokar olarak Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısıyız. 20 milyar dolarlık bir yatırım portföyünü yönetiyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan can damarlarına, atar damarlarına yönelik hiç kimsenin şimdiye kadar cesaret edemediği bir yatırım portföyünü yönetiyoruz. Rafineri yapıyoruz. Petkim yatırımlarına yatırım yapıyoruz. Enerjiye yatırım yapıyoruz. TANAP'ı yapıyoruz. Bütün bunlar Türkiye'nin en acil olan ihtiyaçlarını ve direkt olarak rekabet gücünü etkileyecek ve cari açığını aşağı çekecek, ithalatını azaltacak ve ihracatını arttıracak, istihdamını arttıracak yatırımlar. Tam 2023 hedeflerine uygun projelerden bahsediyoruz. Yani bunlar adım, yani önemli adımlar, yani çok ciddi projeler özellikle enerji alanında. Ama tabii burada hemen şunu soruyor, akla hemen bu geliyor. Özellikle yatırımcıların, yani SOKAR'ın merkezinin, Azerbaycan'ın ve diğer görüştüğünüz yatırımcıların diyelim Türkiye'ye bakış açısı oldukça önemli burada. Yani Türkiye'nin hangi özelliklerine yatırım yapıyor, Türkiye'nin geleceğinde neyi görüyor yatırım yapıyor diye bir soru akla geliyor. Herhalde bu noktada atılan adımlarda doğrudan Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak düşünülebilir değil mi? Kesinlikle, yani Türkiye'nin potansiyeli ve mevcut potansiyeli ve gelecekte temsil ettiği edeceği potansiyel pazar ve imkanlar, yani enerji kaynakları bir yanınızda, pazar diğer yanınızda. Genç bir nüfus, olağanüstü bir coğrafya ve siyasi istikrar ve geniş bir hinterland, yani Bosna'dan ta Çin'e kadar uzanan bir coğrafyada etki alanı
şey yapabiliyor muyum? Yani evet, siyasi evet. ve popülasyon anlamında, kültür anlamında böyle bir muhteşem bir potansiyel dünyada nerede var? Dolayısıyla bütün bu imkanları siyasi istikrarınızla buluşturduğunuzda elbette ki Azerbaycan'ın Türkiye'ye bakış açısı tabii diğer ülkelerden, diğerlerden hep farklı. Biz iki devlet, tek milletiz. Birbirimizi ile stratejik kardeşliğimiz, ortaklığımız var. Ekonomik olarak da geleceğe birlikte yürüme iradesi var. Siyasi iradeleri de buluşturan bir yapıda bu ilerliyor. Ama diğer ülkelerde, diğer yatırımcılarda emin olun Türkiye'nin potansiyelini tanıdıkça, daha çok bizim geleceği tanımlama kabiliyetimiz arttıkça büyük yatırımlarından önü daha fazla açılacaktır. Sadece şöyle bir küçük örnek vereyim. Yani biz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da bir pergel alın elinize. Etrafınızı 2000-3000 kilometre dolaşın. Yani Paris'e kadar uzanan bir coğrafya, doğu tarafını sınırsız tutuyorum. Dolaşın, İstanbul'un rakibi bir şehir var mı? İstanbul'a rakip olacak 2000 kilometre karelik bir alan içerisinde ne Orta Doğu'da, ne Rusya'da, ne Balkanlar'da, ne Kuzey Afrika'da bir tane dahi İstanbul'a rakip olabilecek şehir yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Avrupa tarafına geçin, nedir işte? İtalya'ya gidersiniz, bir iki şehir çıkar, Fransa, arkasından işte İspanya vesaire. Ama oradan bu tarafa doğru Balkanlar, Rusya, Orta Doğu, Orta Asya, Asya, Kuzey Afrika, dolaşın gelin, İstanbul'un rakibi yok. Evet, doğru. Her anlamda rakibi yok. Dolayısıyla böyle bir yapıda Türkiye'nin cazibe merkezi olmaması, yabancı yatırımları çekmemesi için ancak bizim kendimize kötülük etmemiz gerekiyor. Evet. Biz kendimize kötülük etmeyi bırakırsak bizim önümüz inanılmaz bir şekilde açık. Biz de Sokar olarak, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi olarak Türkiye'nin bu geleceğine ve kardeşliğimize sonuna kadar, dibine kadar inanıyoruz ve 20 milyar dolarlık, yani Türkiye ekonomi tarihinin 1923 yılından 2001 yılına kadar Türkiye'ye yaklaşık 80 yılda gelen toplam dış yatırım tutarı 15 milyar dolar. 80 yılın toplamı bu. Şimdi 20 milyar doları tek bir firma telaffuz ediyor. Net yatırım. Yani doğrudan. Doğrudan yatırım. Ve net yatırım. Yani evet. 15 milyar dolar da doğrudan ve net yatırım değil. Değildi, evet. Arsaya gelen, borcuza gelen bir dünya şey var içerisinde. Kapalı ekonomi döneminde zaten i̇şte, hikayeydi. Portföy anlamında da. Kağıt, eskiden 90'lı yıllarda ben finansçılık yaptığım dönemlerde dönemsem sermaye artırımı yapardık kağıt üstünde. Yani olağanüstü yedeklerden sermayeye para aktarırdık. Şirketimiz yabancı sermayeli olduğu için Ankara bunu yabancı sermaye girişi diye açıklama yapardı. Yani eskiden kendi halkını kandıran bir devletimiz vardı. Şimdi doğrudan yatırım, doğrudan para akışı. Bir de daha şeffaf da tabii. Yani hem portföy elbette, anlamında elbette. Şeffaf, yani kurumların da etkisiyle, hem de doğrudan yatırımlar anlamında çok sorgulanabilen, şeffaf olan bir yapıdan bahsediyoruz. Elbette böyle bir akış söz konusu. Bu değişen ve dönüşen Türkiye. Bakın ikinci bir şey vereyim. 1999 yılında, 1999'da petrol fiyatı 20 doların altındaydı. 20 doların altındaydı. Doğalgaz 100 dolardı. Bugün doğalgaz 400 dolar, petrol 100 doların üzerinde. Yani her değer en az 5 kat, 6 kat daha pahalanmış ve Türkiye 5-6 kat daha fazla pahalanmış bir ürün, ham maddeleri 5 kat 6 kat daha fazla da tüketiyor. Yani 10 kattan 15 kata yakın bir fatura büyüklüğü söz konusu ve Türkiye bunun altından kalkıyor. Yani 3-4 milyar dolarlık, 5 milyar dolarlık bir enerji faturasının yerine bugün 60 milyar dolarlık bir enerji faturası ve Türkiye bu parayı kazanıyor, ödüyor ve ödediğinde de döviz fırlıyor, ne borsa çöküyor, ne de başka bir şey oluyor. Yani bütün bunlar yeni Türkiye'nin Türkiye ekonomisinin ne kadar değiştiğini ve dönüştüğünün işareti. Dolayısıyla bu her yönetimin her kademesi bu değişimin ve dönüşümün sürdürülebilir ve refah düzeyiyle beraber sürdürülebilir bir kalkınma, sürdürülebilir bir refahın devam edebilmesi için düşünmemiz gerekiyor ve daha çok üretmemiz ve daha çok çalışmamız gerekiyor. Şimdi 20 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsettiniz ya, yani Türkiye'deki yatırım
potansiyeli, daha doğrusu portföyünden bahsettiniz Sokar'ın. Şimdi 2018'de de birçok projeyi tamamlanmış olacak Starraf Yenerisi başta olmak üzere ama 2023 hedeflerine bunlar götüren projeler Türkiye'yi. Bunun gibi diğer yatırımlar veya işte birçok yatırımcıyla da görüşüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yani Türkiye'ye bakış açılarını almak üzere, bakış açıları nedir diye sorduğunuzda 2023 hedeflerine ne kadar yakındır bu anlamda? Özellikle enerji anlamında Türkiye size göre. Yani yeni birkaç tane dediğiniz gibi proje olsa hayata geçmesi zaten çok kısa vadeli olmadığı için dolayısıyla 2023'e vizyonun planlanması çok daha rasyonel bir durum ortaya çıkarıyor. 2023 hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda mutlaka olağanüstü pozitif gelişmeler olacak. Bu kesin. Ama hedefi yakalama performansımızın en önemli girdisi tabii ki enerji. Enerji olmazsa olmaz. Enerjinin varlığı, rekabetçi olması, güvenli olması. Bunu mutlaka sağlamak zorundayız. İkincisi iş gücü verimliliğimiz. Üçüncüsü Ar-Ge ve inovasyon projeleri ve yüksek katma değerli yapı ve Türkiye'nin rekabet gücü. Bütün bunlar. Ama bütün bunların ötesinde önce devletin ve devlet bürokrasisinin rekabetçi olması gerekiyor. Yani benim devletim bana yardım ederken, yani yatırımcının yanında yer alma biçimi, benim rakiplerimin devletlerinden daha kötü bir performans da olursa bu bana olumsuzluk olarak yansıyor. Dolayısıyla önce devlet var, değil önce mi? Devlet kendisini rekabetçi hale şey yapması lazım. Bakın 2001 yılında kriz oldu değil mi yani? Milyonlarca insan işsiz kaldı. Peki bir tane devlet memuru işsiz kaldı mı? Doğru. Hatırlıyor musunuz 2001 yılını? Doğru. Hatta özel sektörde milyonlarca insan işsiz kalırken devlet memurlarına zam yaptı. 2001'de. Yani ben devlet memuru arkadaşlarımızı sakın yanlış anlamasınlar. Mutlaka. Yani bu hayat garantisi modeli rekabet gücünden bahsediyor. Komünist bir yaklaşımdır. Yani bu eski dünya şeyidir. Yani 65 yaşına kadar hayat garantisi. Peki bu garantiyi verdim ben sana. Sen bana karşılığında ne verdin? Yani sen bana karşılığında ne veriyorsun? Ne kadar üretiyor? Bakın özel sektörde çalışan herkes önümüzdeki ay maaş alıp alamayacağını bilmiyor. Doğru mu? Siz biliyor musunuz? Yani Türkiye önümüzdeki ay maaş alamayacağınızdan emin misiniz? Değilsiniz. Patronunuz sizi Allah korusun olmaz da yani başarılı insanlara çok az olur ama yani ama bu bir gerçeklik. Ama devlette çalışanın böyle bir şeyi yok. 65 yaşına kadar hayatı garanti. Yani maaşlar da fena değil. Dolayısıyla devletin de kendisini, bürokrasinin de kendisini dönüştürmesi ve rekabet çıkılması lazım ki hep beraber yükselelim. Birbirimizi destekleyerek, birbirimize rekabet gücü kazandırarak Türkiye'yi yukarıya doğru taşıyabiliriz. Bütün bu beklentileri sadece siyasi iradeden beklemek, sadece siyaset kurumundan beklemek doğru değil. Her şirketlerin de, çalışanların da, devlet memurunun da, özel sektör çalışan, sivil toplum örgütlerinin de herkesin bu çorbaya bir tuz koymaya gayret etmesi gerekiyor. Evet, peki. Çok plan var, yatırımlar var, projeler var. Önümüzdeki dönemde herhalde bunları daha çok konuşacağız. Daha çok gündemimizde olacak çünkü. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yavuz yayınımıza katıldığınız için. Aslında şöyle bir genel projeksiyonla bakmış olduk. Genel bir resim çizmiş olduk. Bundan sonrası yani için de... Yani biz de 2018 yılına belki oraya şey yaptık. Sokar'a bizim önümüzdeki yıl limanımızı tamamlıyoruz. 2018'de rafinerimiz bitiyor. 2018'de rafinerimizi tamamladığımızda Türkiye'nin ikinci büyük sanayi şirketi konumuna geliyoruz. Direkt olarak. Hedefimiz 2023'te de sanayi üretimi olarak 2023'te sanayici kimliğimizle birinci sıraya çıkmak ve Türkiye'nin 500 milyar dolarlık hedefine Sayın Başbakanımızın koymuş olduğu, şimdi Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu bu hedefe elimizden geldiği kadar katkı koymak, 2023'te de 30 milyar dolar cirosu olan, 5 milyar dolar ihracat yapan, 10 bin tane insana ekmek direkt olarak verebilen bir yapıyı stratejik plan olarak benimsedik ve bu yolda yürüyoruz. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz tekrar yayınımıza katıldığınız için. Başta da söyledik ya, Türkiye'de dinamikler çok çabuk değişiyor. Yatırım ortamı, iklim ortamının iyileşmesinden bahsediyoruz hep. Dolayısıyla çok hızlı gelişmeler oluyor. Bu
projeleri, bu planları konuşmak için de sizi önümüzdeki dönemde tekrar ağırlamak ümidiyle diyelim. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, programımızı tamamlarken başta aktardığımız rakamlara tekrar bakalım. Borsa İstanbul çünkü güne başladı. 500 puana yakın artış var. 78 bin puan seviyesinin hemen üzerinde. Yani dün özellikle 77 bin üzerinde tutunma çabasından bahsediyorduk. Bugün ise yeniden bir miktar yükseliş var. Aşağı yukarı %0.6'lık bir yükseliş anlamına geliyor. Dolara bakıldığında 2.15.45, Euro 2.88 düzeylerinde. Euro dolar paritesinde düne göre çok ciddi bir değişiklik yok. 1.33.68 seviyesinde euro dolar. Özellikle tabii ki altın fiyatlarına da baktığımızda başta belirttiğimiz rakamlardan farklı değil. 1313 dolar seviyesinde gram altın 90 lira 83 kuruş ve Cumhuriyet altına baktığımızda 612 lira olduğunu da hatırlatalım. Gün içinde tabii gün ortasında ve gün sonuna doğru piyasalardaki gelişmeleri ekonomi gündemine aktarmaya devam edeceğiz. Başta söylemiştik, işsizlik rakamları birazdan açıklanacak ve bugün takip edeceğimiz bir diğer veri de bütçe verileri olacak. Dolayısıyla veri akışı açısından da haftanın son iş gününün önemli olduğunu belirtelim ve programımızı noktalayalım. Gün içinde tekrar karşınızda olacağız. Emlak Konut sunar.